Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, unicorn'un sırt çantamızın bugün ikinci bölümünde yüzünü çalışıp askıları yapıp bitireceğiz. Boynuz için bu şekilde Danosa Alara'nın simsimi kullanacağım. Daha önce evimde olduğu için bunu yapacağım. Siz istediğiniz renklerde iplerle koton yapabilirsiniz. Yine ayrıca bu şekilde göz çalışacağız. Koton ipli örülmüş. Evet, hemen bunları örmeye başlayalım. Önce gözlerimizi örelim. Beyaz koton ipi gerekli. Şöyle orta parmağımı iki kere dolayarak başlıyorum. Tığın içinden geçtim. Evet, sihirli halkamızın içine şimdi 7 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7. Hemen şöyle alttan gelen ipimizi çeviriyoruz, döndürüyoruz ve ipimizin hepsini çekerek sihirli halkamızı oluşturduk. Birinci sıramızı yaptık. 7 tane sık iğnemiz oldu. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir. Şimdi bu her ilmeğin içine 7 tane ilmeğimizin içine çift batalım. 7 tane peş peşe arttıralım. Şu ipi de yine arada yürütüyorum. Evet, ikinci sıramızı tamamladık ve 14 tane sık iğnemiz oldu. Şöyle araya ip takalım sıra başımız için. Şimdi üçüncü sıramızda bir tane tek, bir çift, sıra sonuna kadar 7 tekrar, bir tek, bir çift yapalım. Evet, üçüncü sıramızı bitirdik. 21 sık iğnemiz oldu. Dördüncü sıradayız. 2 tek, bir arttır yapalım. Yine 7 tekrar, 2 tek, 1 arttır. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 28 sık iğneye ulaştık. 5. sıradayız. 3 tane tek, 1 arttır. Sıra sonuna kadar yine 3 tane tek, 1 arttır, 7 tekrar yapalım. Sıra sonunda 35 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra 6. sıramızda eksiltme arttırma yap, pardon, 6. sıramızda şu burayı yapacağız. Biraz gözüne şekil vereceğiz. Burayı unuttum. Evet, şimdi 6. sıradayız ve başlangıçtan itibaren 16 tane sık iğneye tek battım. Şimdi buradaki 3 ilmeğimizi, burada gözümüzün çekik yapacağız biraz. Tığın üstüne alıyorum. Sıradaki ilmeğimin içine bir tane tekli trabzan. Hepsini bir kapattım. HDC yaptım. Tığın üstüne aldım. Sıradaki boşluğumun içine 3 tane peş peşe ikili trabzan yapacağız. 1 2 defa da kapattım. Bir daha tığın üstüne aldım. Aynı boşluğun içine yine 2 defa da kapatıyorum. Tığın üstüne aldım. Yine aynı boşluğa ikili trabzan. 3 tane peş peşe arttırmış olduk. Tığın üstüne aldım.
Sıradaki ilmeğimin içine yine tekli trabzan, yani HDC hepsini bir kapattık. Böyle şekil vermiş olduk. Şimdi tekrar geriye kalan 16 tane ilmeğimize tek batarak gözümüzün beyazını bitirmiş olduk. Evet, gözlerimizi 2 tane örüyoruz. Şimdi siyahını yapacağız. Siyah için 6 sık iğne ile başlıyoruz. İkinci sırada hepsini çift batıp 12. Üçüncü sırada bir tek, bir çift, 18 ve 3 tane ilmek kaydırarak gözümüzü, beneğini bitiriyoruz. Bir zincir çektim. Evet, şimdi gözümüzün renkli kısmını yapacağız. Elinizde hangi ip varsa, hangi renk yapmak isterseniz onu yapalım. Evet, şimdi burada ipi kopardım. Bunun karşısına gelen şuradan herhangi bir yerden başlayacağım. İpimi şöyle arkaya tutuyorum. Şurada koparmışım. 1, 3, 4, 5.'den başlıyorum. İpimi de arkaya tuttum. Bu şekilde. 1, 2, bu ipi de arada yürütelim. 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi tığım üstüne alıyorum ve evet, tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğim içine batıp çıktım. Üçünü bir kapatıyorum. Tekli trabzan yaptım. Tığım üstüne alıyorum. Yine aynı boşluğun içine ikili trabzan. Bir, iki. Çift battım. Tekrar tığım üstüne aldım. Yanındaki ilmeğim içine yine ikili trabzan. Tığım üstüne aldım. Aynı boşluğa batıp çıktım. Bir seferde kapattım. Tekli trabzan. Ve tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırarak ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde gözümüzün renkli kısmında yaptık. Bunları bu şekilde dikeceğiz. Şimdi şimdi boynuzumuzu yapalım. Evet, boynuzumuz için sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sıramızda yine hepsini tek battım. Yine 6 sık iğne. Şimdi 3. sıradayız. Ve bir tane, bir tek, bir arttır yapalım. Bir tek, bir arttır. Bir tek, bir arttır. Toplamda
3 tane arttırma yaptık. Sayımız 9 oldu. Evet, şimdi bir sıra düz örelim. 4. sıramızı 9 sık iğne düz öreceğiz. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 5. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. 2 tek, bir arttır. 2 tek, bir arttır. Yine toplam 3 tane arttırma yapıyoruz. Sayımız 12'ye ulaşacak. Sonra yine bir sıra düz örelim. Evet, 6. sırayı bitirdik. 7. sıradayız ve 3 tane tek, bir arttır. Yine 3 tekrar yapalım. 3 tek, bir arttır. 3 tek, bir arttır. 15 sayıya ulaşacağız ve yine bir sıra düz öreceğiz. Evet, 9. sıradayız. 4 tane tek, bir arttır. Yine 4 tek, bir arttır. 3 tekrar yapıyoruz. 18 sık iğneye ulaşacağız. Yine bir sıra düz örelim. Evet, şimdi 11. sıradayız ve son arttırışımızı yapacağız. 5 tane tek, bir arttır. 4, 5, bir arttır. 5 tek, bir arttır. 5 tek, bir arttır. Toplam 3 tane arttırma yapıyoruz. Ve 21 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet, arttırmadan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Şurası son arttırdığımız yer. 2, 4, 6. Şimdi son sıramızda azaltma yapacağız ve bitireceğiz. 5 tane tek, bir azaltma yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir azalt. 5 tek, bir azalt. Beş tek, bir azalt. Evet, 18 sık iğneye düştük ve boynuzumuzu bitirdik. İpiniz ince ise biraz daha uzun yapabilirsiniz. Birkaç sıra daha örebilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde boynuzumu bitirdim. Biraz uzun kesildim dikmek için. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzu burada yeniden çektim. İkinci videoda yüklemiştim. Daha sonra kardeşim bana bu parça, videonun birinci bölümde görmüşsünüzdür. Unicorn'un bu şekilde ağzı vardı. Ve kardeşim de bunu domuza benzetti. Domuza benziyor dedi. Ben de buna çok etkilendim. Yani ona benzettiği için bu eleştiri karşısında daha sonra ağzını sökmeye karar verdim. Şöyle gülen bir ağız yapacağım sadece. Başka türlü bir şey uyduramadım. Siz de bundan sonra şimdi beraber ağzımızı yapıştıracağız. Daha sonra ben ikinci videoyu sildim.
Yeniden bu parçayı araya koydum videonun. Bu sonradan çekildi yani. Bunu daha sonra ağzı yaptıktan sonra dün çektiğim bölümler gelecek. Yani ağız gelecek. Ağız tarifi. Belki siz öyle beğendiniz. Bilemeyeceğim. Şimdi videoyu tamamen silsem bu sefer öyle beğenenler olacak. Ağzı güzeldi diyenler olacak. O yüzden hani zevkler, renkler tartışılmaz biliyorsunuz. O yüzden burayı kırpmadım. Yani o ağız tarifi duruyor. Nasıl yapıldığını, dikişini hepsini silmiyorum. Sadece bunun videonun ortasına bu videoyu ekledim. Yani ekleyeceğim daha doğrusu. Siz de unicorn'u nasıl beğenirseniz ister ağızlı yapın. Yok ben de beğenmedim. Keçeli sadece gülen bir ağız yapalım derseniz bu şekilde yapın arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi şöyle 5 santime 2 santim boyunda bir keçe kestim siyahtan. Şöyle. Beş santim ve 2 santime keçe kesiyoruz. Şöyle ortadan katlayalım. Şimdi şöyle katladım. Ve şöyle 1 milim veya 2 milim kadar alttan yuvarlatarak şu uca doğru kesiyorum. Önce biraz düz kesip sonra uçta bitirdim. Sonra tekrar düzeltiriz. Şimdi bu taraftan buradan aşağıya doğru bir yuvarlatalım. Uçtan başlıyoruz. Aşağıya doğru yuvarlatıyoruz. Evet, böyle bir gülen ağız yaptık. Uçlarında düzeltelim. Evet, bu şekilde olacak. Gülen bir ağız. Şimdi bunu tekstil yapıştırıcı silah güzelce yapıştıralım. Şöyle bolca sürelim. Daha sonra isteyenler hayalet iple tekrardan bir dikiş atabilirler. Daha önce yaptığımız gibi. Evet, tam böyle ortalıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Gülen bir ağız. Dediğim gibi isterseniz böyle yapın veya biraz sonra ağız tarifi geçecek. Daha sonra dikeceğiz falan. Son görüntüyü orada da göreceksiniz. Ben de böyle beğendim bu halini. Hoşuma gitti. Size bırakıyorum arkadaşlar. Şuraya iki tane daha kirpik de yapabilirmişiz pıt pıt. Bunları da yine ayrıyetten sizler de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bakalım. Fena olmadı değil mi? Şimdi buradan sonra size bırakıyorum. Ağızlı veya böyle gülen bir yüz. Hangisi size kalmış? Bu sahne zincir çekiyoruz. Bir atlayıp ikinci zincirin içine 3 tane sık iğne. 1 2 3 3 zincire tek batalım. 1 2 3 Son zincirin içine 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Köşemizi döndük. Şimdi zincirin bu taraftaki katlarına da hemen karşısındaki aynı zincirin içine batıyoruz. 1 2
ve 3. Evet. Birinci sıramızı tamamladık. 12 tane sık iğnemiz oldu. İşte ikinci sıradayız. Şöyle ipimizi takalım sıra başı için. Şimdi buradaki 3 tane sık iğnemizi peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci arttırma. Evet, dışarıda çok ses var ve beni çok geriyor arkadaşlar. Eminim sizi de çok geriyor ses. Evet, bir arttırdım. Şimdi ikinciyi arttırıyorum. Ve 3. 3 tane peş peşe arttırdım. 3 sık iğneye tek batalım. 1 2 ve 3. Diğer köşeme geldim. Yine 3 tane peş peşe arttırıyorum. Birinci, ikinci arttırmam, üçüncü. Evet. İkinci köşemizi döndük. Kalan 3 sık iğneye tek batıyoruz. İkinci sıramızı bitirdik. 18 sık iğnemiz oldu. Üçüncü sırada ve son sıradayız. Bir tane tek, bir arttır. Bir tek, bir arttır. Bir tek, bir arttır. Evet, 3 tane artışımı, birinci köşemde 3 artışımı yaptım. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4. Diğer köşedeyiz. 1 arttır. 1 tek. 1 arttır. 1 tek. Bir arttır. Evet, kalan 4 taneye tek batıyoruz ve burada bitiriyoruz. Böyle çok kabarık bir şey yapmayacağız. Küçük bir, böyle hafif bir belirgin olsun diye. Bu kadar arkadaşlar. Ve ipimi şöyle biraz uzun keseceğim dikmek için. Şuradan. Neyse, dikerken bunu bu aradan geçeriz dikerken. O zaman burayı düzleştirmiş oluruz. Bu küpüyü kaybederiz. Şöyle içinden geçtiğimizde kayboluyor. Evet, ağzımızı da tamamladık. Şimdi askılarımızı örsek. Bilemedim. Çok şu an çok İncik cincik işi var değil mi? Şimdi askımız için daha öncekini şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 taneden yapmışım. Şöyle yapalım. İpi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 zincir çektim. 8 zincir. Bir atlıyorum. 7 tane zincire tek batıyorum. Şu ipi de araya alalım. Onu da örelim. Dört. Beş. 6 ve 7. Bir zincir dönüyoruz. Yine 7 tane sık iğneye tek batıyoruz.
bir zincir, dönüyoruz. Yine 7 tane tek. Bu şekilde askımızı devam edeceğiz. Hep tekrar yapıyoruz. Bir zincirle geri dönüp 7 tane sık iğne yapalım. Şimdi burada ipim bitmiş benim mesela. İp takacağız. Evet, iki ucu birleştirmek için düğüm yapmayacağız. Çünkü tam da burada belli olur düğümümüz. Şöyle içindeki ucu beyaz ipi bağlayacak kadar kadifelerimizi sökelim. Evet, iki ucumuzu bağlayacak kadar beyaz ip kısmını kadifelerimizi söktük. Şimdi bunu bağlıyoruz. İki uç birbirine denk gelecek kadar çekiyoruz. Ve düğüm atıyoruz. Bunu 3-4 defa bağlayalım. İp gayet sağlammış. İp beyaz ipimiz. Ve bu sayede ipimiz hiç bitmemiş gibi dümdüz oldu. Şimdi örmeye aynı kaldığım yerden devam edeceğim. Bunu da göstereyim istedim. Evet, gördüğünüz gibi gevşek bağladım. Biraz bir tane daha bağlayayım. Gevşek olmuş. Evet, sıkıca bağlıyoruz. Evet, bu şekilde ipimiz düz oldu. Evet, şimdi askımızı iki parça öreceğiz. Birini böyle kısa, birini de buradan devam edecek kadar uzun. Burası ve devam ediyor. Bu sapımız da dahil. Hepsi beraber. Buraya kadar. Şimdi bu uzun olanı 1 metre boyunda örelim. Bu 1 metre olacak. Küçük olan da 20 santim veya 25 santim civarında yapalım. Bunları daha sonra bu şekilde aparatımız olacak. Bunun bir tanesini buna dikiyoruz. Bunu da buna takarak ayarlama yeri yapmış olacağız. Şöyle içinden bu tekrar geçiyor şu aradan. Bunu ayarlıyorsunuz. Çocuğumuzun omzuna göre, boyuna göre. Bu şekilde arkadaşlar askılarımızı yapalım, örelim. Şimdi tekrar devam edelim. Ben bunu kenara alayım. Arada öreceğim. Şimdi sıra geldi. Saçlarını, renk renk saçlarını örmeye. Evet arkadaşlar, saçlarımız için ben 4 tane renk kullanacağım. Siz de imkanınıza göre elinizde hangi ipler varsa, ister 3 olur, ister 2 tane olur, hiç sorun değil. Böyle renk renk yapmanız gerekmiyor. Şimdi şöyle yeşille bir başlayayım. Şimdi önce kapak kısmımız bu. Evet, şimdi kapak kısmımız burası. Buraya şu iki yanlara, baş ve sondakilere uzun. Şu öne de kısa kısa yapmak istiyorum. Bir deneme yapacağız bakalım. Beğenirsek öne devam ederiz. Şimdi önce bir yeşil ile başlayacağım. Yeşil, sarı, pembe, mavi şeklinde benim renklerim. Evet, şimdi 30 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Her zincirin içine bir tane sık iğne yapacağım. Böyle kıvır kıvır olsun istemiyorum. Böyle düz olsun. Hani saç bebeklerde yaptığımız gibi. Çift yapmak istediğimizde her zincire iki tane sık iğne yapmanız gerekiyor. Olabilir. Belki siz kıvırcık istiyorsunuz. Kıvır kıvır olsun. Böyle yaptığınızda zincirin içine iki tane, her zincire iki tane sık iğne yapın.
Evet, sıra sonuna geldim ve son zincirime sarıyla kapatıyorum. Şimdi tekrar 30 zincir çekiyoruz. Bu arada ipimizi mecbur koparacağız. Yeşili koparıyoruz. Sonra tekrar baştan yapacağız. Bunu sonra aralardan şöyle saklayacağız arkadaşlar. Şimdi 30 tane zincir çekelim. Evet, 30 zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciden itibaren her zincire bir tane sık iğne yapalım. Sıra sonunda gereken şu ipi de arada şöyle bunu da yürütelim ki bunları da saklamış olalım. Evet, sıra sonuma geldim ve yine sıradaki renkle geçiş yapacağız. Kapattım. Tekrar 30 zincir. Bunu yine koparıp aralardan geçirerek saklayacağız. Tekrar 30 zincir. Yine bir zincire geri döneceğiz. Aynı bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi kendi kendine zaten bunlar kıvrılıyor. O yüzden çift yapmaya gerek yok. Bakın şöyle çok hoş olacak. Evet, şimdi maviyi de aynı şekilde yaptım ve artık kısa saçlara geçeceğiz. Öndeki perçemlere yeşille geç kapatıyorum. Şöyle arkaya tutturup biraz uzun bıraktım. Şimdi 10 tane zincir çekeceğim. Şöyle bir sabitleyeyim şunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir, bir atlayıp 9 zincire tek batıyoruz. Burada aynı gidişat yapacağız. Sadece 10 zincir çekmiş olacağız. Yine gidişat aynı. Şimdi yeşilden sonra sarıya geçeceğim. Evet, son zincirime battım ve sarı. Bunu da yine 10 zincir, 1, 2, 3. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kısalardan sonra uzuna, tekrar uzuna geçtim. 30 zincir çektiğimiz yerelerimizi aynı renklerde sırayla yaptım ve bir zincir çekip ipini kopardım. Bu şekilde hazır. Şimdi şu iplerimizi de kopardıklarımızı da yine bu aralardan geçerek güzelce saklıyoruz. Bunları da yapalım. Temizleyelim güzelce. Evet, herhalde her şeyi ördük. Eğer eksik varsa tekrar yaparız. Şimdi bunları ben düzelteyim ve gözlerimizi dikelim önce. Şöyle bir taneyi diktim. İkinciyi de beraber dikeceğiz. Şimdi bunun için siyah ip gerekli. Böyle katlarını ayırın. Normal makara varsa o da olur. Dikiş makarası veya böyle koton iplerimizi ikiye ayırıp da dikebiliriz. Evet, şimdi gözümüzdeki şu çekik yer yapmıştık. Gözümün çekik olması için ikili trabzan yaptığımız yere, hizasına buradaki yine DC diyelim, bu şekilde
karşılıklı gelecek şekilde koyalım. Bu da şöyle dibe kadar koyalım. Bu şekilde bir sık iğne görünecek. Buraya oturtalım bunu ve şöyle alttan giriyorum. İlmeğimin şu içine değil de tam şu boşluğa batıyorum. Tekrar bir ileri, ileriden çıkıp bir sık iğne ileriden çıkıyorum. Hemen bir sık iğne geri. Bir sık iğne ileriden. Bir sık iğne geri. Makine dikişi yapıyoruz. Böyle görünecek. Görünmesine bir sakınca yok. Bir de göze şey vermiş oluyor. Bir gölge vermiş oluyor. Bu şekilde dikelim. Bir ileriden çıkıp bir geri. Bu bitene kadar siyahı da aynı şekilde devam edeceğiz. Burada bitireceğiz. Dikerken şu iplere dikkat edelim. Arkada iyice altta içeride kalsın. Görünmesin. Düzgün olmasına dikkat edelim. Dikişimizin. Evet, göz dikişimizi tamamladık bu şekilde. Şimdi sıra geldi. Önce bir ağzımızı dikelim. Daha sonra bunları şöyle yerleştireceğiz. Hemen ağzımızı tam ortalayalım. Şimdi burada bırakmıştık. Şu alttan giriyorum. Burayı düzleştiriyoruz. Şöyle düzleştirdik. Hemen tam ortayı bulalım. Şöyle bunu yerleştirelim. Alttan kapağımızı hemen bir sık iğne pembe görünecek şekilde bu kadar. İçine de sonra biraz elyaf dolduracağız. Şöyle bir yerleştirelim rahat bir şekilde. Bunu normal dikiyoruz. Kafalar yaptığımız gibi her zaman. Sık bir şekilde dikiyoruz. Şimdi burayı dikerken şurada az boşluk kaldığında biraz elyaf dolduracağız. Şimdi ben oraya kadar dikeyim. Evet, şimdi biraz şöyle bir boşluk bıraktım. İçerisine elyafımızı itelim. Kadar zaten yeterli. Burun oldu belli olacak kadar yaptık, yapalım. Evet, şimdi burayı da kapatıp bitirelim. Evet, burun dikişimi de bitirdim arkadaşlar. Burun, ağız artık aynı yer. Ve sıra geldi. Çantamızın bütün parçalarını ördük.
Artık bunları çantamıza yerleştireceğiz. Askılarımı da bu şekilde bitirdim. Uzun parça 1 metre boyunda böyle uzun 1 metre ördüm. Kısa parçalarımız 2 tane 20 santim boyunda. Bunlar da hazır. Buna da çanta bitince en son böyle aparatımız var. Bunlara takacağız. Bu da içinin yine şuraya kilidi. Bunları da dikeceğiz. Şimdi ben gözlerimi silikon tabancayla bir tutturdum rahat dikmek için. Hani her tarafını da silikon tabancayla bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Ben yine de bir dikeceğim. Evet, gözlerimi de yapıştırırken burnun hemen hizasına yerleştirdim. Arada 3 tane sık iğne var. Şuradaki çekik olsun diye bu tarafa doğru yapıyoruz gözlerimizi. Şimdi ince bir beyaz bir ipimize ince olacak. İğnemiz de yine ince. Ve şimdi bunu şöyle bir dikelim. Burada da yine bir geri bir ileri çıkacağız dikerken. Bir geri gidiyorum. Bir sık iğne ileri. İleriden çıkıyorum. Bir geri. İleri. Bir geri. Bir ileri olmuyor aslında. İki ileri olmuş oluyor. Bir geri, iki ileri. Çünkü geriye döndüğümüzde o biri de tamamlamış oluyoruz. Evet, böyle yap, devam edelim. Dikişimiz bu şekilde. Evet, birinci gözümü diktim arkadaşlar. Gözüne beyaz ışıkları da yaptım ve en son kirpikleri çalıştım. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız. Bunun da çevresini güzel diktim. Yine alttan buradan çıktım. Ve buraya birkaç kere gideceğim. Şurayı 4-5 kere dolayalım. Evet, burayı yaptıktan sonra hemen karşısından çıktım. Yine aynı şekilde buraya da 4-5 defa veya 5-6 fark etmez. İstediğimiz yoğunluğa gelene kadar burayı da dolduralım. Evet, şimdi siyahla gözlerimizi belirginleştirelim. Şimdi şu hizayı takip ediyorum. Şu mavinin olduğu hizaya düz geldim. Buradan iğnemi çıkaracağım. Buradaki maviden de
Şu burası, bakın şurası, bu hizası. Buradan da çıkacağım. Önce alttan böyle biraz uzun bıraktım. Buraya daha sonra bağlayacağız. Buna dikkat edin. Çok çekmeden. Şimdi bu noktadan çıkıyorum. Beyazın dibinden ve hemen mavi burası. Şu beyazdan da şuradan herhangi bir yerden çıkıyorum. Şimdi bunu buraya yerleştirip tutturacağız. Ve top iğnelerle yardım alabilirsiniz. Evet, ipimizi yerleştirdik. Hemen dibine batıyorum. Biraz ileriden çıkıyorum. İpin içine batarak. İpimizi sabitleyeceğiz. Tekrar biraz geri gittim. İleriden çıkıyorum. Evet, ipin içine batarak tutturalım siyah ipimizi. Burayı da aynı şekilde yapalım. Evet, bununla bitirdik. Kirpiklerini yapacağız. Kirpikler için hemen şuradaki 3 tane trabzan yapmıştık çekik için. Onun ortasından başlıyorum. Şöyle siyah ipten. Sonra şöyle karşıya. Böyle de kirpiklerimizi yaptık. Benim ipim çok açıldı. Çok biraz zorladı. Evet, kirpiklerimizi de bitirdik. Yüzümüzü oluşturduk. Şimdi arkada da şuradaki iple bunu bağlarsak şöyle daha iyi olacaktır. Hem şuraya bir düğüm atalım önce. Şöyle görünmeyen bir yerden. Ucu kötü olan iğne. O yüzden böyle şeylerde daha iyi oluyor. İpin içine giriyor çünkü. Ucu sivri olanlarda. Şimdi buradan şuraya bağlayalım.
Çünkü bunlar çıkacaktır zamanla. Veriyordu. Evet, yüzümüzün dikişlerini yaptık. Şimdi saçlarımızı yapalım. Şöyle. Burunu yapacaktık ama unuttuk. Yaparız biraz sonra. Bunda saçların ters tarafını kullanacağım. İçine doğru kıvırık olduğu için. Şu dört tane kısa olanı tam ortaya yerleştirelim. Tam çantamızın şu üst kısmına. Kapağın denk gelen yere şöyle bir yerleştirelim. Ortalayalım. Evet, saçlarımızı sırayla tam şu üst kısma tek tek yapıştırdım arkadaşlar. Silikonlu tabancamla. Şunları biraz şeyde bıraktım. Buraya da yine şu şekilde kirpik hizasına üst üste tekrar yapıştırdım. Kirpik hizası şurada. İlk birinci kirpik buraya kadar. Şekilde kat kat yapıştıralım. Evet, şimdi boynuzumuzu dikelim arkadaşlar. Tam ortaya yerleştirdim. Biraz da saçın üzerine biraz da şöyle ortalamış oldum çantanın üstünü, üst kısma. Şimdi bir alttan giriyorum. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Evet, boynuzumuzu da diktik arkadaşlar. İçine elyaf doldurduk bu arada. Şimdi kulağımızı da ben şimdi yine yapıştıracağım. Şöyle katlıyorum. Evet. Silikonu sıktım. Şöyle katlıyorum. Şekil verdim. Bu şekilde. Dikmek isteyenler de aynı bu şekilde verip dikecekler. Şimdi bunu kulağımın şu boynuzumun orta hizasına şu kısma yapıştıracağım. Bakın. Boynuzdan daha aşağıda olsun. Yukarıda değil. Şöyle koyalım. Yukarıda da olmasın. Boynuzumuzdan altta dursun. Şu şekilde. Altta kalsın. Şu kralara denk geliyor. Güzel. Şimdi yapıştırayım.
şekil verdik. Yine aynı hizaya yapıştıralım. Eşitliğini de kontrol edelim. Sonra yine dikebiliriz. Daha sonra yine yapıştıktan sonra dikebiliriz. Şimdi şöyle bir yapışınca kolay oluyor yerlerini belirlemek. Evet, kulaklarımız da tamam. Bu şekilde. Evet, sıra geldi ayaklarımızı yapıştırmaya. Bunun için de şöyle düz koyalım ve kapağımızda şuradaki sarı kısmı takip edelim. Bunun düz gelen yere, yani şuraya tabanımızdaki kısma, şu alana yapıştıracağız. Şöyle yoğun bir sıkalım iyice. Evet, tam hizam takip ediyorum. Şurası ve buraya yapıştırıyorum. Diğerinde aynı. Kapağımın hizasını takip ediyorum. Hemen şurası. Evet, şimdi kollarımızı yapıştıracağız. Bunun için de yine kapak kısmını takip ediyoruz, şurayı. Bunun hemen şu alana ve çapraz bir şekilde, düz değil, şöyle döndüreceğiz biraz. Ters tarafını yapıyorum. İyice sıkıyorum, bol sıkıyorum. Ve şöyle bakın, biraz döndürdüm. Burası yapacağımız yer ve şu şekil. Diğerinde yine. Burası da hemen bunun yanına çapraz aynı hizaya yapıştırdık. Dediğim gibi isteyenler dikebilir. Evet, boru deliğimizi unutmuştuk arkadaşlar. Onu da yapalım. Hemen şu zincir çektiğimiz yer, onun bir üstteki sıraya şöyle çapraz bir şekilde siyahla yapacağız. İpimi çift katlı yaptım. Şöyle aradan giriyorum. Bağlamak için de biraz uzun bırakıyorum. İçine tekrar iteceğiz çünkü. Şöyle çapraz. Girdim. Bir tane yeterli sanırım. Çift kat yaptığımız için. Kadife olduğu için biraz zor görünüyor. Şöyle çaprazına batıp aynı yerden çıkıyorum. Sonra bunları bağlayalım.
Bunu bağlayalım ve içine itelim. Bunu da tamamladık. Ve udikormuzun bütün parçalarını yaptık. Şimdi askımız kaldı. Askımızı hemen yapalım. Şimdi önce bu parçaları arkaya dikiyoruz. Şuraya şöyle iki tanesini dikelim. Evet, şimdi tabanımıza, şurası taban köşesi. Bunu da bunun üzerine biraz bu tarafa girecek şekilde tam uçtan değil, biraz içine giriyor. Bir sık iğne kadar. Ve yine sarıya dikeceğim. Şuradan bir giriyorum. Burayı sağlam dikmek lazım. Askı olduğu için. Evet, sık bir şekilde dikelim. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. Evet, kısa parçalarımızı bu şekilde iki ucu diktik. Şimdi uzun parçamızı şöyle tam ortasını bulalım, katlıyoruz. Şöyle esnetiyorum da. Ortasını buldum ve şöyle sap olacak şekilde şu kadar bir alan yeterli. Şurası. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra. Şöyle burayı şimdi dikeceğim. Tutma yeri. Yerimizi belirleyelim. Burayı kapatalım. Sap kısmını. Evet, şimdi burayı sap kısmına bu şekilde diktik. Şöyle yine iki ucuna bakalım. Şöyle ortasını bulalım. Ve yan yana dikiyoruz. İki uçtan. Şöyle parmak girecek kadar. Şimdi bunu unikornumuzun tam boynuzun altına, boynuzumuzun şu kısmına şöyle bunu buraya dikelim. Şu alana.
sağlam bir şekilde dikelim arkadaşlar. Evet, sıra geldi askımızdaki materyali takmaya. Ayarlamak için kullanacağımız materyal. Bunu şimdi şu uzun parçaya şöyle alttan geçirip şu kadar bir payla dikiyoruz. Bunu buna dikeceğiz. Bir tane bu şekilde yaptım. Hemen dikelim. Evet, bir tanesini uzun olanı diktik arkadaşlar. Şimdi kısa olanı da bunun şöyle arasından geçirip diğer aradan çıkıyoruz ve bu şekilde ayarlıyoruz çocuğumuzun boyuna göre. Askılarımızı da tamamladık.